Fransa Lig 1 ekibi Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan ve sezonu Rusya'da tamamlayan Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıklamalarda bulundu. Rus basınına konuşan Adem Cebeci, Zenit iddialarına cevap verdi. Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın transfer olmak istediği takımı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları, Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan ve 2021 ila 2022 sezonunun ikinci yarısını Rusya'da geçiren Yusuf Yazıcı konusunda flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Rus basınında ortaya atılan Yusuf Yazıcı, Zenit transfer olacak iddialarına, tecrübeli futbolcunun menajeri cevap verdi. Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın transfer olmak istediği kulübü açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntılı. TRABZONSPORA rekor gelir, Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı, 2019 ila 2020 sezonu başında rekor bir bonservis bedeliyle Lille'ye transfer oldu. Fransa Lig 1 ekibi Lille, Bordo Mavililere 17 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Yusuf Yazıcı, 2021 ila 2022 sezonu devre arasında 350 bin euro bedelle CSKA Moskova'ya kiralandı. CSKA opsiyonu kullanmadı, 25 yaşındaki orta saha Rusya kariyerinde parlak bir dönem geçirdi. Tecrübeli futbolcu CSKA Moskova formasıyla lig ve kupada toplam 12 müsabakada forma şansı buldu. Yusuf Yazıcı bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncu takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı için Lille'le yapılan kiralık anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonu maddesini kullanmadı. Milli futbolcunun transferini daha uyguna mal etmek isteyen Rus ekibinin Lille'le pazarlıklarına devam ettiği öğrenildi. Sözleşmesi 2024'te bitecek, Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'nın Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 25 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Zenit iddiaları ortaya atıldı, Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Rusya'dan Zenit'in de Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istediği iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun menajeri Adem Cebeci, RA Novosti'ye açıklamalarda bulundu. Dönmek istemiyor, Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı'yla Zenit'in ilgilenmesi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Fatih Tekke'nin de Rus devinde forma giydiğini belirten Adem Cebeci, Zenit, büyük bir takım. Daha önce Rusya'da şampiyon oldular. Türkiye'de efsane olarak görülen Fatih Tekke orada forma giydi. Başarılı oldu. Bu nedenle Zenit saygı duyuyoruz. Tabii ki futbolda gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Yusuf, Lille'ye dönmek istemiyor diye konuştu. Gönlümüz CSKA ile birlikte, Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci oyuncusunun transferi hakkında açıklamalarına devam etti. 25 yaşındaki orta sahanın CSKA Moskova'da kariyerini devam ettirmek istediğini belirten Adem Cebeci, CSKA Moskova transferde öncelikli. Bu kulüpteki çalışanlar, taraftarlar bize saygı gösteriyor. Gönlümüz CSKA ile birlikte. Önümüzdeki günlerde Yusuf'un durumuyla ilgili daha net konuşabiliriz ifadelerini kullandı. TÜRKİYEY'ye gelmişti. Rusya'da liglerin sona ermesiyle birlikte tatile çıkan Yusuf Yazıcı soluğu Türkiye'de almıştı. Başarılı futbolcu, Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki müsabakayı Ahmet Ağoğlu ile birlikte izlemişti. Yusuf Yazıcı'nın Ahmet Ağoğlu ile konuşmasındaki neşeli tavırları ve fotoğraf çektirmek isteyen futbol severleri kırmaması dikkat çekmişti. CSKA'nın transfer açıklaması olay olmuştu. CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın transferini açıkladığı paylaşımda, "Merhaba Yusuf, seni bekliyoruz, neredesin? Sözleşme imzalamaya hazırız. Yusuf, burası Rusya. Burada çok Natasha var," ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük tepkiye neden olurken, kulüp ise paylaşımı yayından kaldırmıştı. Özür dilemiş, sonra KOVULMUŞTU, CSKA TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilçeva konuyla ilgili özür dilemişti. Katerina Kirilçeva açıklamasında, medya grubumuz tarafından yayınlanan tanıtım videosu için en içten özürlerimi sunarım. Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandı ve onaylandı, ancak oyuncunun varlığı olmadan gerçekleştirilemezdi.
Zamanın az olması nedeniyle böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz bulundu. Bir kez daha hayranlarımızdan, özellikle kızlardan ve kişisel olarak Yusuf'tan özür dilerim ifadelerini kullanmış. Öte yandan Rus ekibinde bu paylaşımı yapan kişinin görevine son verildiği iddia edilmişti. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve olayın büyütülmemesi gerektiğini belirtmişti.